Ve mücadelenin sonundayız. Farklı bir skor, farklı bir galibiyet. Maçın golcü isimlerinden Tayfun'a bekledi. Tayfun, goller geldi. Yağmurlu bir havaydı ama sen yağmurdan da etkilenmedin. Rakip fileleri fazlasıyla havalandırdın. Neler söylemek istersin? Ya, teknik direktörümüz hava şartlarının kötü olacağını biliyordu zaten. Ona göre antrenmanımızı yapmıştık. Bilerek çimleri ıslatarak gece gündüz antrenman yaptık burada. Çok çalıştık. Hak ettiğimiz galibiyeti de aldık. Çok teşekkür ederim. Galibiyet almanın etmek istediğin biri var mıdır? Arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sinan ve onlara. Çok teşekkürler Tayfun. Evet. Sinan, sen neler söylemek istersin? Senin de gollerin var. Vallahi Tayfun'un dediği gibi bir olay. Yani biz ıslak zemini avantajımıza çevirdik. Dezavantajımıza değil. Tabii bugün maçta gece hayatına dikkat edenlerin ve etmeyenlerin. Etmeyenler kimlerdi? İsim vermek ister misin? İstemem ama karşı takım belli oyundan ben düşmesiyle gösterdi ki özel hayatlarında özen göstermemeleri yüzünden. Fark açıldı. Haklı bir galibiyetti. Çok da gol kaçırdılar. Onlara gelecek maçlarda başarılar diliyoruz. Sence şansları var mı diğer maçlarda? Olabilir yani. Cumhur arkadaşımız hep kendi olduğu takımın kazandığını iddia ediyordu ama 7 fark yedi bugün. Herhalde 3 maça bedel bir yenilgi aldı. Bu da ona bir ders olur gibi geliyor. Onlara da başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler Sinan. Tebrik ediyorum galibiyet ötürü ve son olarak Onur'la birlikteyiz. Onur, sen neler söylemek istersin? Takım olarak kazandığımız bir galibiyet. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Sinan özellikle orta sahada çok tamamlayıcıydı bugün. Hani ileri geri geldi, koştu. Gerek geride bana yardım etti, gerek ileride Tayfun'a yardım etti. Takım oyunu nasıl oynanır gösterdik. Zemini avantajımıza çevirdik. Bence bugün bir futbol dersi verdik diyebilirim. Çok teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarınıza başarılar. Görüşmek üzere.